Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. İyi ki bu kanaldasınız, iyi ki bu kanalın abonesisiniz, bir ferdisiniz. Aşağıdaki gurur tablosu sizin eseriniz. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki müsabaka bir bir eşitlikte sona erdi. Ve Fenerbahçe ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Beşiktaş ise son 4 maçından 3'ünden puan kaybıyla ayrıldı. E, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başladı. 6. dakikada Noah'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe etkili ataklardan yararlanamadı diyor haberde ama etkili 1-2 atak 2 atak değildir belki de ama 31. dakikada Gezzal'ın penaltıdan kaydettiği golle skor 1-1 oldu ve Kalan bölüm orta alan mücadelesine sahne oldu. Takımlar sağdan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe 7 maçın ardından puan kaybetti ama yenilmezlik serisini 12 maça yükseltmiş oldu. Şimdi e, maçta ben enteresan bir istatistikten bahsedeceğim arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu istatistiği. Yani maçın adam anketinde eğer Ferdi dışında biri seçiliyorsa futbol bilginizi kesinlikle yoklayın derim. Bakınız Rating 8.48, koşu mesafesi 10 kilometre. kazandığı ikili mücadele 9, pas arası 6, top çalma 5, şut pası 2, şut engelleme 2, hava topu kazanma 1, pas isabeti %78.3, rakip yarı alanda pas isabeti 78.6, %78.6. Ve en çok ikili mücadeleye giren, en çok ikili mücadele kazanan, en çok pas arası yapan, en çok top kapan Üçüncü bölgede en yüksek pas isabeti, en çok sahipsiz top kazanan isim Ferdi Kadıoğlu. Kuşkusuz maçın adamı seçeceksinizdir Ferdi Kadıoğlu'nu. Yani eğer Ferdi Kadıoğlu'nu seçmiyorsanız gerçekten futboldan zerre anlamıyorsunuzdur. Ee, bu acı gerçeği de yüzünüze yüzünüze vurayım arkadaşlar. Işıktaş-Fenerbahçe derbisine gerçi top mu oynandı? Topun oyunda kalma süresi 41 dakika 15 saniye. Rezalet! Yani rezalet. Rezalet. Bakın maçın gizli kahramanı mesela ankete eklediğim bir isim vardı Rossi. Rossi'nin attığı iki tane kilit pas var. Bir İrfan'a attığı kilit pas var. Bir de Serdar Dursun'a attığı kilit pas var. Ee, hani bireysel olarak takım kötü sayılabilir. Ama Rossi'nin e, belki asist asisti ya da direkt asisti iç edilmemeliydi. Topa sahip olmayı seven geçiş oyunlarını, kontra oyunlarını iyi becerebilen, rakipleri açabilen sistemlerde iş yapabilecek bir futbolcu Rossi. Bakalım akıbeti ne olacak? Aynı şekilde hani maçı tarafsız birine izletsen Nazım Sangare'yi, ne bileyim Gustavo'yu, Nova falan gördükten sonra şey diyecektir. Ya siz hani şampiyonluk denen Türkiye'den vazgeçin. Sakın yola bunlarla çıkmayın. Yani siz bu türküyü söyleyemezsiniz sizin nefesiniz yetmez der. Çünkü e, şampiyon olacak takımın oyuncuları böyle oynamaz yani. Açıkçası onu söyleyeyim mi? <laughs> Mesela o sayı Ferdi Kadıoğlu, Crespo hani bu maçta yoktu ama bunlar e, bunları izleyen kişilerde muhtemelen diyeceklerdir. Yani siz bunlara iyi sahip çıkın diye. İyi sahip çıkılması da lazım. Maçın bitiminde <laughs> yani maçın bitiminde şöyle bir olay var. E, futbolcularımızın konuşmaları var. Beşiktaş maçını değerlendirmiş futbolcularımız. Ben ona da değineyim. E, direkt konuya gireyim arkadaşlar. Yani o Ferdi Kadıoğlu, Tsenat, Novak konuşmuş. Ferdi diyor ki: "Derbi maçları bizim için çok önemli. Bugün de sahada her şeyimizi verdik. Bir 0ı da bulduk. Aslında 2 sıfırda bulabilirdik. Sebep olduğumuz bir penaltıdan dolayı rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz." O yüzden bizim için her puan önemli. <laughs> Bugün kazanabilirdik. O yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz. Zor bir maçtı. İlk yerde bizi provoke etmeye açtılar. Biz de onların tuzaklarına düştük. Bizim açımızdan çok akıllıca bir hareket değildi. Bugün takım çok savaştı. Maç 1-1 bitti. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta 3 puan almak istiyoruz. Tisserand bugün bizler açısından ilginç bir maçta rakipte kazanmak arzusuyla sahadaydı. Golü bulduk fakat kalemizde maalesef golü de gördük. Genel anlamda takımın defansif davranışından dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. <laughs> bu tip maçlarda hem defansif olarak hem de genel anlamda yüksek seviyede konsantre olmanız gerekiyor. Açıkçası bulduğumuz birinci golden sonra ikiyi bulma şansımız vardı ama maalesef futbolda bu tip şeyler olabiliyor. İkinci golü bulamadık. Şimdi iyi bir şekilde dinlenip bir sonraki maça odaklanacağız. Bir şey söyleyeceğim. Maç başlamadan canlı yayın yaptım. Ben orada dedim ki Fenerbahçe her maç için tek atmalı diyorum ya. Bugün değiştiriyorum iki atmalı. iki tek atmalı. Yani yakaladığı ilk iki pozisyonu ilk iki pozisyonu golle sonuçlandırmalı dedim. İlk pozisyon golle sonuçlandı. Ekranda ikincisini görüyorsunuz. Şimdi Serdar Dursun sağ ayağıyla kavisli bir şekilde İrfan önüne topu atsa hemen bu pozisyonda İrfan Can 2'ye atsa Arda kardeşler mi maça dayanır? Başka bir şey mi dayanır? Bu Fenerbahçe'ye daha olsa dayanır mı? Fenerbahçe'nin bu pozisyonda 2-0 yaptığını düşünelim. Mustafa Hoca'nızın maç öncesi canlı yayınlarını izlemenin faydası. Değil mi? Kesinlikle söylüyorum. Bak çok net söylüyorum. Maç öncesi canlı yayınlarını izleyin arkadaşlar. Evet futbol bilgimi hani mükemmeldir şudur budur demiyorum ama Gerçekten farklı noktalara parmak basabiliyorum. Tavsiye ederim. Yani bu kanalın bir parçası olun. <laughs> yani bu kanalın bir parçası olun arkadaşlar. Bu kanalın ee, bir parçası olursanız gelecekte çok daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ki belki de çok büyük bir sürprizim vardır. Tisserant'ın konuşmalarını da dinlediniz. Ben açıkçası Tisserant'ı yani ne yaptı deseniz hiçbir şey yapmadı derim hiç beğenmedim derim. Novak gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum penaltı için mutlu değilim. Benim için pozisyon değiştirmek zordu ama daha önce oynadığım bir pozisyondu. Bu pozisyonu antrenmanlarda çalışabilmek için bir haftam vardı. Futbol bazen böyledir. Böyle bir stat'tan bir puan aldığınızda mutlu olmalısınız diyor. Yani vasat. ile ilgili hislerim %50-50 gol attığımız için ve bir puan aldığımız için mutluyum. Ama bu tarz hatalarla ilgili ileride daha dikkatli olmam gerekiyor. Ama futbol bu şekilde ve şu anda bunu değiştiremem diyor. Valla NOAK. herhangi bir takıma gitsen yani umurumda olmaz. Ben sevinirim açıkçası. Trabzonspor'daki Noah çok aradık. Mesela şunu söyleyeyim. Maça ilişkin genel bir cümle kurmamı isteyeceksiniz muhtemelen. Ben o cümleyi kurayım. Şimdi Kim Minji, Atilla Salayi, Serdar Aziz, Arda Güler, Crespo yok. Maç 1-1 kötü sonuç değil diyenler var. Peki iyi mi top oynadık? Yani ikinci yarı kaleye isabetli şutumuz yok. Ha, maçın hakemi kötü mü? Kötü. Lan rakip sağ kanat Kenan Karaman. Ben Kenan Karaman'ı düğünümde oynatmam ki ben oynamayı çok sevmiyorum. Yani çok çok ilginç. Orayı mahvetmen lazım, seni rezil etmen lazım. Yani rezil etmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Senin rezil etmen lazım. Rakip ne yaptı? Senin Nova'nı rezil etti. Dikkat edin hep Nova'nın üstüne oynadı rakip. Rakip hep Nova'nın üstüne oynadı. Ya. Ya birazcık düşünmek lazım. Yani ee, ortada da böyle bir durum var. Şimdi İsmail Kartal'ın da kendi açıklamaları var. Ben İsmail Kartal'ın açıklamalarını da değineyim ve yavaştan Jorge Jesus konusuna girelim. Çünkü Jorge Jesus hayırlı olsun diye bir video çekip kapakta da bu videoyu sabit tutuyorsak bir bildiğimiz vardır. Bu arada siz bu videoyu saat kaçta izlersiniz bilmiyorum ama. Süleyman <laughs> Çakır gibi oldum ya. Kaçta izlersiniz bilmiyorum ama sabah saatlerinde Ali Koç'un herhalde ekibiyle birlikte Portekiz'e gidecektir. Belki 9'da, belki 9'da. Ee, yani saatte şaşırabilirim ama 9'da olabilir. Yani 3 e, kez saat verdim. Yani birinden biri illaki tutar diye düşünüyorum. Belki rötar yapar. 5-10 dakika, 15 dakika geç kalkarsa bir şey diyemem. Bu işte İşte falan filan Inter Milan. Şimdi sevgili arkadaşlar İsmail Kartal maç sonunda açıklamalar yaptı beni şoke eden açıklamalar yaptı. Ben şok olmuş durumdayım. İsmail Kartal'ın açıklamaları karşısında. Şaka yaptığımı zannetmeyin. Gerçekten şok olmuş durumdayım. Ne diyor biliyor musunuz? Tabi anneler günüyle söze başlıyor. Anneler günü dünyamızı ülkemize kutlu olsun. Oyuna gelince de iyi başlayabilirdik. Fakat ilk yarı derbilerin zorluğunu herkes bilmektedir. Yo derbilerin hiçbir zorluğu yoktu ki. Sen kendi kendine zor ettin. Biz de bunun zor olacağını ve zorlu maç geçeceğini tahmin ediyorduk. Bugün kendi taraftarı önünde ilk yarı itibariyle baktığınız zaman rakip çok sert oynadı. Katılıyorum. Gerçekten çok sert oynadı. Katılıyorum. O kadar sertli hakem de biraz müsaade etti. Katılıyorum. Ama sonuç olarak baktığınız zaman biz ilk devre hatta şöyle de söyleyebilirim. 55. dakikaya kadar biz kendi oyunum istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Katılıyorum. Bak, her şeyin farkında bir İsmail Kartal yorumu. Çok güzel. Yani buraya kadar ben de İsmail Kartal'ın cümlelerine imzamı atarım. Çünkü oyun çok durdu, çok faul oldu, çok sert bir maç geçti ve bir türlü topun bizde kalmasını, daha fazla topun hızını arttırarak biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Buna da katılıyorum. Zaten 41 dakika her şeyi özetliyor. Nereye gitti bu kalan yaklaşık 50 dakika ki 50'den de fazla da Nereye gitti bu 50 dakika? Değil mi? Kafamızda deli sorular. Bununla beraber bir gol attık. Bir tane çizgiden çıkan top var. Bir tane de Serdar kaleye vurmayıp İrfan'a çıkarsa bir gol daha atabilirdik. Olmadı ama sonuç olarak bugün iyi mücadele ettik. Şimdi çizgiden çıkan top da herhalde benim yanlışım yok. Gol öncesi pozisyon yani şeyin e, Zaitsen şutunda Larin çıkarttı çizgiden ama zaten o pozisyonun devamı gol oldu. Yani kornerden gol oldu. Ben onu tek pozisyon sayarım açıkçası. E, gol oldu sayarım. Aksırsam aksırsın değil. <laughs> hani Serdar'ın İrfan'a vermediği pozisyon evet katılıyorum. Olmadı iyi mücadele ettik. Mesela ikinci yarıda da o Valencia'ya aktaramadığı var. Beştaş işte derbisinde derbilerin zorluğunu herkes bilmektedir. Biz de bunun bilincine buraya geldik. Sonuçta burada en azından kaybetmeden bir puan alarak kendi evimize dönüyoruz. Dediğim gibi biz buraya kazanmak için geldik. Kazanabilirdik ama 55. dakikaya kadar sürekli uzun oynamak zorunda kaldık. Ben kazanmak için geldiğimizi zannetmiyorum. Kaybetmemek için geldik gibi geliyor bana. Yanlış anlamayın bugün bugün diyorum pardon. Dün takımın başında dün takımın başında e, hani aylar sonra bu arada Berisha'nın golü var dedim. Ulan adamı oynatmadılar bile ya. Yani İsmail Kartal beraberlik için daha ya çıkmasaydı Berisha oynardı belki gol de atardı ama nereden bilebilirdik ki yenilmemeye gidildiğini. Çünkü ben Berisha e gol atabilir diye hissediyordum. Olmadı. Demek ki böyle de bir durum var. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Sert oynadı evet. Yerleşik üzerinde Sağlayamadık diyor. Rakip buna müsaade etmedi. Oyun oynamamıza pas yapmamıza izin vermedi. Onlar kent taraftarının coşkusuyla çok sert baskı döndüler. İlk yarı olarak bu baskıyı kıramadık ama daha sonra bu baskıyı kırmaya başladık. Daha sakin kaldık. Daha fazla futbol oynamaya çalıştık. Bu sefer de biz net pozisyonlar üretemedik. Maç 1-1 bir bir beraber etti. Sonuçta buradan her şeye rağmen bir puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a başarılar diyor. Nolak bugün oynadı. Bir gol attı. İki penaltıya sebebiyet verdi. Zaten buranın oyuncusu değil. Kesinlikle buranın oyuncusu değil ki. Katılıyorum. Sivas Spor'un falan oyuncusu. Mevkiiden bahsediyorum şu pardon. 7 tane oyuncumuzdan yoksun buraya geldik. Tabi Beşiktaş'tan artı 8 tane oyuncuyla oynadı değil mi? Onlarda hiç eksik yoktu yani. Ya komik. Bazı oyuncular var mesela. Bizim kilit oyuncularımız. Beşiktaş'ın 2-3 tane oyuncusu yoktu ama bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu demiş. Beşiktaş'ın 2-3 oyuncusu yoktu. Mesela Vida yoktu bir. Ontero yoktu. 2. Rozier yoktu. 3. Değil mi? 3. Orta sahada gitti. 17 yaşında çocuğu oynattı. 4. Hani kadro dışıları falan sayarsak. Kaleci Mert Günok falan yedek diye hadi saymayalım. Yine 3-4 tane eksik oluyor. Hani 7 tane oyuncumuz yok bizim diyor. Mesela bizim 7 oyuncumuzun olmama sebebi ne tam olarak? Kim Minji, Serdar Aziz. ikisini anladım. Crespo'yu anladım. 3. O sayı yedekti sonuç olarak. Vardı. 4. 5-6-7 kim? Buna rağmen oyuncular sahada verdikleri mücadele en azından bugün sahadaki oyuncularım onlara aratmadığını düşünüyorum demiş. Tabi normal şartlarda bugün oynayabilseydik bu maç daha farklı olabilirdi. İki takım eşit. Yani tam kadro çıksaydı Fenerbahçe maçı kazanabilir. Tabi adil hakem yönetiminde diyorum. Böyle bir deplasmanda 12 maçtır evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var demiş. Buradan biz de en azından bir puana dönüyoruz. Puan puandır. Bugün rakiplerimizde aramızda 5 puan var. Yarın onların maçını bekleyeceğiz. Sonuçta şu an avantajlıyız. Bu avantajımızı koruyarak ligi ikinci bitirmeye gayret edeceğiz. Bütün amacımız bu. Önümüzdeki hafta e Karagümrük maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız diyor. Şimdi İsmail Kartal'ı severim sayarım. Kıymetli bir isimdir. Kıymetli bir analiz uzmanıdır. Ancak dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama her şey ikinci adam olmam dediği günden beri ...başka bir şeye sardı. Her şey kötü gitmeye başladı. Yani onu belirteyim. Tamam. Şimdi... ...Jorge Jesus... ...Portekiz'den bir iddia... ...ortaya atıldı. Ben iddiaların... ...ötesine gideceğim. Haberi mecbur konuşmak... ...zorundayım. Yanlış anlaşılmasın. Ee, o yüzden değinmek zorundayım. Portekiz basını Jorge Jesus için flash bir iddia ortaya attı. Diyor ki ee, Diyor ki Portekiz basını hani Jesus, Löw ikisine bir geçiyor. Ali Koç işin içinde. Tarihi zirve gündeme oturmuştu diyor. Hatırlarsanız Portekiz'de birebir bir görüşme gerçekleşmişti. Ali Koç, Port Cumhurbaşkanı Erdoğan değil şey e, Marcelo Rebelo Souza. Portekiz basını şimdi de diyor ki yeni gelişmeler. Jesus'un yeni adresi Türkiye olacak. Fenerbahçe anlaşmaya çok yakın. Brezilya seyahatini bitirdi. Portekiz'e dönecek diyor ki döndü diye biliyorum. Biz bu videoyu izlerken belki Ali Koç ve ekibimiz de Portekiz'e gitmiş olurlar. Belki. Flamengo ile herhangi bir görüşme yapmayacak demiş ve kısa sürede Fenerbahçe resmiyete dökecek demiş. Şimdi Jesus'u hoca adayları içinde öne çıkaran özellik nedir? Değil mi Fenerbahçe için? Birincisi güçlü bir teknik ekibe sahip. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde hep belirli seviyeye ulaşan bir ekibi var. Fenerbahçe ikinci olsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıma adına tecrübe fazlasıyla var. Tam anlamıyla lider, güçlü bir karakter. Yani uzunlik maratonuna hakim olabilecek isim. Duygulardan çok mantığıyla, deneyimleriyle hareket ediyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. İyi bir projeye sıcak bakıyor. Hani İstanbul tercihi de sıcak olur. Suudi Arabistan'dan pahalı kontratlar gelmiş, kabul etmemiş. Fenerbahçe'yi iyi tanıyor. Fenerbahçe'deki atmosferi biliyor. Taraftarın ön planda olduğu bir takımda çalışmak istiyor. 1954 doğumlu. Burada kariyeri var ama ben çok girmeyeceğim. Yani kariyerine baktığım zaman beni çok tatmin etmiyor açıkçası haberiniz olsun. Kariyeri beni çok tatmin etmiyor açıkçası. Ama e, ben burada mühim olan kariyer değil Fenerbahçe'ye ne katabileceğini, Fenerbahçe kariyerinin ne olabileceği beni alakadar ediyor. Mesela şey, Erol Bulut mesela Fenerbahçe kariyeri sıfır rezalet. Alanya kariyeri şahane. Gaziantep kariyeri rezalet ötesi. Siz hangisini ilgilenirsiniz? Ben Fenerbahçe için ilgilenirim. Jesus için kritik gün 15 Mayıs demiş. Diğer bir haberde ama burada Brezilya Federasyonu ile ilgili bir haber var sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Ee, bir şey daha söylemem lazım. Onu unutmadan söyleyeyim. Araya sıkışsın. Şimdi Jorge Jesus'un gölgesinde bir Fenerbahçe yani bir İsmail Kartal var. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Yani farkında mısınız? Bilmiyorum. Jorge Jesus'un gölgesinde bir Fenerbahçe. Yani futbolcular Jorge Jesus gelecek gibi, İsmail Kartal Jorge Jesus gelecek gibi. Yani ee, çok ilginç ya. Bu ortamda Fenerbahçe berabere kalıyor. Hani hakem, makem, şu bu e, işte Noah'ın yumurtlaması falan filan. Yani ben iki tane anket sundum anketin birini size söyleyeyim arkadaşlar. Maç öncesi YouTube kanalımızda söyledik şeyi tek atmalıyım. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olsaydı, aylardır takımın başında olsaydı, 4 tane 21 yaş altında oyuncuyu ilk 11'de sahaya süren, onca yıldızı yedek bekleten Valerian İsmail gibi bir hocaya karşı derbiden nasıl bir sonuçta ayrılırdı? Galibiyet ya da farklı galibiyet dedim. Bayağı da bir oy var. Ee, Kesinlikle ve kesinlikle galip gelirdi. Ama farklı gelirdi ama normal. Şimdi İsmail Kartal'la ilgili şunu da söyleyeyim. Orada şu 15 Mayıs haberi şey yapmasın. Kritik bir karar verecekmiş Brezilya milli takımı. Ya Tite ile devam edecekmiş ya yeni hocayı ismini açıklayacakmış. Fenerbahçe'ne 3 yıllık imza atacak. Cesus Jesus diyor. Ali Koç yaklaşık bir yıldır temasta diyor. Yok canım doğduğu günden beri temasta. Şimdi İsmail Kartal'ı severim. Sayarım. Büyük iş başardım. Ama bugün bile daha doğrusu dün bile net olarak gördük ki sezon stresini kaldırmak için tam olarak yeterli değil. Yani iyi bir Fenerbahçeli ve ikinci adam olarak kesinlikle kalmalı ama birinci adam olmak için sanki uygun değil gibi. Gönül koymasın İsmail Hocam. Kişiliğine, hocalığına laf etmem. Ama misal ben de otomobil kullanabiliyorum ama uçak kullanamam. Helikopter kullanamam çok iyi araba sürsem de bunları yapamıyorum diye bana kimse şoför değilsin diyemez. Ama Fenerbahçe bir uçaktır. İsmail Kartal iyi bir otomobil sürücüsü. İyi de hocam bu zamana kadar uçağı nasıl sürdü? Otomatik pilot da desem. Mesela Crespo, Kim Minji, Serdar, Aziz, Usai, da Salai. Bunlar olmayınca takımın hüviyetini gördünüz mü? Hani Mesut Ozan'ı da iyi disiplin altında tutamadı. Gelir gelmez kadro dışı bıraktı. Ki <laughs> aylardır ya yani Vitor Pereira kimi kadro dışı bıraktım? Sosa gizli kadro dışı, Berisha e gizli kadro dışı Fenerbahçe'de. Gustavo gizli kadro dışıydı mecbur oynatıyoruz. Ya seneye 3-5 tane yıldız transferle ise İsmail Kartal nasıl başlayacak bir düşünün. Şimdi derbiye ilişkin Beşiktaşlar asla futbola skora sevilmesin. Ama şunları da çok, şuna çok On 17 yaşında çocuğu 90 dakika oynattılar. Kalede 21, solda 20, stoperde 19 yaşında altyapı mahsulü toplam 4 kişi oynatacak kadar cesur bir hocaları var. Üstelik bunu Fenerbahçe maçında yapabilecek kadar cesur ya da çılgın. Ha bugün bu dört gencin hatasına maç gitse edilecek sözleri düşünebiliyorlar mı? Gerçi Ersin ve Rıdvan artık kaşarlandı da. Ha belki Serdar Emirhan'ı oynatmak ciddi manada değişik bir iş. Piyaniç, Atiba falan yedekteyken. Emre Belizurlu Galatasaray'a karşı 16 yaşında çocuğu stoperde oynattı. Türk futbolu anca böyle gelişir. Yani hakemlerle anlanan puanlar ya da şampiyonluklarla değil. Özüm herkese. Son yıllara bakın bakın Beşiktaş'ın Galatasaray Trabzonspor en çok kimi yani en son kimi satabildi? döviz kuruları böyle yüksekken çare satış. <laughs> Yanlış anlamayın ama 10 tane futbolcunuzu 2 milyon euroya satsanız tanesi 20 milyon euro yapar. Alt yapınızdan 10 tane çocuğu yetiştirip ikişerden satsanız 20 milyon euro yapar. Deli paralar. Ha, maça ilişkin Wellington'un Serdar'a yaptığı hareketin tam tersi oyuncu yapsa Serdar Dursun kırmızı yerde. Ersin'in kaleden gelip hakemi şöyle alt ay yapsa kırmızı yer. Köşe bayrağını tekmeliyor Gezzal. Rakibi tekmeliyor Joseph. Hani yemedikleri sarılar var. Wellington'un ikinci yemediği sarı var. Hani bizimkiler yerde. Hani Beşiktaş'ta Fener'i ezdik dövdük falan diye kendilerini avutsun dursun. Hani Allah'a şükür. Hani hakem kollarda da bir puan aldı diyemiyorlar ya. Yani onu da sebebi olarak herhalde ulan bu kadar da kollama da fazla diyorlardır. Kendi kendilerine. Ben maçın iki tane kahramanını görüyorum. Bir Novak, bir Arda kardeşler. Hani Fenerbahçe bir kez daha öne geçse saçma sapan penaltı verecek Arda kardeşler. Ne yaptığından kendine bile haber olmayan Novak. Novak'ın yaptırdığı iki penaltı hafızanıza kalsın ileride de çok lazım olacak. Mesela geçen hafta Ferdi'ye verilmeyen bir penaltı. Aynı Arda kardeşlerin Kayseri Türkiye Kupası maçımızda vermediği bir penaltı var. Komedi. Ersin'in kaleden çıkıp yemediği kırmızı bir bakın bakalım. Bir de siz kontrol edin. Bu arada Atilla Karaoğlan var hakemi. Bu Atılmamış mıydı hakemlikten ya? Adil karar veremiyor diye. Yani çok ilginç. Mesela i̇şte Serdar Saatçı'nın 50 oynaması var. Aynısı Fenerbahçe olsa verilir. ama Beşiktaş'ın 59. öncesinde susmasını şimdi anlamışsınızdır. Yani konuşsalar maçlar adil yönetilir. Belki bugün ya dün Fenerbahçe maçı kazanırdı. Yani Arda kardeşlerin kardeşini takımı zaten şampiyon oldu. Fenerbahçe kazansa da şampiyon olamayacaktı ama çok ilginç. Çok ilginç şeyler. Sonuç olarak maç oldu bitti. Ee, Jorge Jesus'un ilgili de şunu söyleyeyim. Kanalına sayfasına tutturduk. Jorge Jesus hayırlı olsun diye. 1. Yetmedi. Twitter'da başa tutturduk. 2. Yetmedi bu videoyu çekiyorum. 3. Yani e, belki bugün sözleşme imzalanır. 9 Mayıs itibariyle. Ama açıklama ne zaman yapılır bilmiyorum Yani nasıl olur nasıl ederiz bilmiyorum ama benim tahminim şu hani ben lig bitince açıklanır diyordum ama bu biraz geriye çekilebilir hatta çok çok geriye çekilebilir çekilmeli de bence ee... Ama biraz geriye çekmesi lazım. Yani açıklamanın. Ama ben pazartesi dedi salı günü yani onun da olabilir görüşme. Bakalım ne olacak. Mantığım şunu söylüyor ya lig bitene kadar beklenilsin diyor ama yani yok ya. Çok da beklemenin lüzumu yok. Tabii ki de analiz ediyordur muhtemelen Jesus'un ekibi. Jesus'un ekibi muhtemelen analiz ediyordur Fenerbahçe'yi. Ama bakalım ne olacak ne edecek. Şu bir gerçek. Ya yani şu bir gerçek. Fenerbahçe'de Emir Urtakaya, Yusuf Kocatürk, Türk, Çağatay Kuru Kalıp diye bir isimler var. Jesus gelir gelmez ulan Ferdi iyi sol bekmiş. Yedeği Çağla, Çağatay Kuru Kalıp olsun. Güzel. İşte Kim Minji, Salahi ben bunları satarsam Emir Ortakaya var, Serdar Aziz var. Ben buraya bir tane daha iyi bir e, isim alayım dersem. çok çok iyi olur. Usai para ediyorsa ben de yani bir 15-20 milyon euro veren varsa o sahiye ben saniye tutmam. Kaç tane o sayı alırım oraya. Mesela Mert Müldür'ü alırıp çıkar getiririm. Bakalım Fenerbahçe'de işte iş ne olacak. Ama şu bir gerçek. Allah'ın bildiğini kullardan esirgemenin lüzumu yok. Beşiktaş derbisinde galip gelinememesi bence Fenerbahçe için daha hayırlısı oldu. Maçın hakemi ve federasyondaki arkadaşlar farkında olmadan Fenerbahçe'ye hizmet ettiler bence. Fenerbahçe'ye gerçekten hizmet ettiler. Çünkü bu maçı şansa kadere İsmail Kartal kazansaydı bak eksik kadroyla neler yapıyor olacaktı adı. Ee, i̇yi ki de böyle olmadı. Ha kaybetmediğimiz için de mutluyum. Bu kadar Noah'ın canlı bomba olması mesela Beşiktaş'ta Serdar Saatçı iki tane penaltı yaptırsaydı bugün maçın sonucu kaç kaç olurdu? Bir düşünsenize maç kaç kaç biterdi sevindiğim taraf bu. Vallahi Novak şu bu falan filan temizlenecek. Fenerbahçe iyi bir rotasyona girecek. Önce az iskeleti bilecek. Sonra yedekleri de hazırlayacak. Yedekleri de edecek ki kendine az yapmak için elinden gelecek kadar çalış. Başka çaremiz yok diyecek. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Anlamanız gereken, derlemeniz gereken, toparlamanız gereken, hafızanıza kazımanız gereken olay şu. Çok ama çok 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 ciddi bir ee, sıkıntı yaşanmazsa Çok ama çok 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 ciddi bir Aykırılık yaşanmazsa Geçen seneki Bielsa ee, Geçen sene Bielsa İğrenç <laughs> Ahmet Çakal sinek kemiş Geçen Geçen yıl Bielsa'da yaşadığımız şeyler yaşanmaz inşallah Bakalım arkadaşlar Hep birlikte Bekleyip Göreceğiz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Görgece gece susta inşallah hayırlısı olsun. Hayırlı o geldikten sonra daha detaylı konuşuruz. Ama Ali Koç ve ekibi inşallah bu sefer bizi yanıltmazlar. Görüşmek üzere dostlar.